Kur'an Meali Bakara Suresi, Bölüm 11, 250 ile 270. Bismillahirrahmanirrahim. 250. Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kafir kavme karşı bize yardım et, dediler. 251. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir. 252. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. 253. O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı, lakin Allah dilediğini yapar. 254. Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün, kıyamet, gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. 255. Allah, ondan başka Tanrı yoktur, O, Haydir, Kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. 256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. 257. Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince, onların dostları da tağuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. 258. Allah kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni, Nemrut'u, görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O da, hayat veren ve öldüren benim, demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir, haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. 259. Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş, bir kasabaya uğradı, ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba? Dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? Dedi. Bir gün yahut daha az, dedi. Allah ona, hayır, 100 sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye, 100 sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca, şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. 260. İbrahim Rabbine, ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı? Dedi. İbrahim, hayır, inandım, fakat kalbimin mutmain olması için, görmek istedim, dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse 4 tane kuş yakala, onları yanına al, sonra, kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy.
Sonra da onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu. 261. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, 7 başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir. 262. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. 263. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur. 264. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kalkmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kafirleri doğru yola iletmez. 265. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de yine ürün verir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. 266. Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden, bir miktar, bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Elbette bunu kimse arzu etmez. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar. 267. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. 268. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. 269. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. 270. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.